Esselamun aleyküm dostlarım. Videoları beğenerek ve yorum yaparak bana destek vermiş olursunuz. Keyifli dinlemeler. Uzun yıllardır geçmiş tarihlerde olan sembolleri incelemekteydim. Hatta bu takıntı halini de aşmıştı. Arkeologluk okuyup, arkeolog olduktan sonra da semboller üzerindeki araştırmalarım devam ediyordu. Uzun seneler boyunca Mısır'da piramitlerin içindeki hiyeroglifleri araştırdıktan sonra da bilinmeyen semboller üzerindeki araştırmalarım devam ediyordu. Üstün başarı belgeleriyle doluydu geçmişim. Ama hala çözemediğim bir simge beni benden almaktaydı. Sürekli olarak sembolün etrafında bulunan harfleri çözmeye çalışıyordum. Ama hiçbir şekilde hiçbir dile uymuyordu. Geçmişte bunun daha önce bir örneği olmadığı için uydurma kelimeler de yapamıyordu. Dil bilimciler arasında birçok arkadaşıma sorduğumda böyle bir şeyin uydurma olabileceğini, sadece bir zanaatkarın güzel gözükmesi için yaptığını söylemeye başlamışlardı. Gerçekten hiçbir kanıt olmaması beni içten içe yiyordu. Bir akşam arkadaşlarımla alemden bir gece çalıyorduk. Telefonum çaldı, birkaç defa meşgul attım. Ama bilmediğim bir numaranın beni bu kadar ısrarlı araması şüpheye düşürmüştü. Telefonu açtığımda acil olarak televizyona bakmam söyleniyordu. Ulan televizyonu nereden bulacağım, dışarıdayım diye söylenirken barın görevlisinin yanına gittim. Bir ricada bulunmak istediğimi, acilen televizyonda bir kanal açmak istediğimi söyledim. İlk önce biraz merin kırın etse de cebine koyduğum paradan sonra hemen tav olmuştu. Hemen arka odadaki güvenlik tarafına götürüp oradaki televizyonu bana açtı. Kanalda akşam haberleri sunuluyor. Haberde ise dikkatimi çekecek en önemli şey vardı. Yıllardır araştırdığım, neredeyse hayatımı adadığım o sembol bir köyde mezar çökmesi sonucunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Görüntülere dikkatlice bakmaya başladım. Gerçekten çöken mezarların hepsinin içinde yuvarlak bir taş var ve taşın üstünde bu semboller vardı. Yıllar boyunca takıntılı olduğum bir sembolü karşımda görmek bana inanılmaz heyecan vermişti. Hemen telefondan Erdal'a geri döndüm. Hemen yanına geliyorum, beni bekle oraya gidiyoruz dediğimde Erdal zaten çantamı hazırlamaya başlamıştım Metin. Senin ne kadar manyak olduğunu bildiğim için oraya direkt gideceğinden de emindim diyordu. Telefonu kapattım, masanın hesabını ödedikten sonra arkadaşlara WhatsApp grubundan direkt olarak bir acil işim çıktığını yazarak oradan ayrılmıştım. Taksiye biner binmez evime gidiyordum. Aklımda sadece o sembol ve köyde gördüklerim. Heyecanım inanılmaz derecede yüksekti. Eve girer girmez bu sembol üzerinde yaptığım çalışmaların hepsinin bulunduğu dosyayı çantama koydum. Daha sonrasında ekipmanlarım, GoPro, kayıt cihazları, ses kaydı, pusula, ne gerekiyorsa yanıma almıştım. Direkt olarak tekrar taksiye binip Erdal'ın evine geçtim. Erdal da aracını hazırlamış, bir dağ aracına sahip olduğu için ise gideceğimiz köyün dağlık kesimde olması artık bir sorun teşkil etmiyordu. Yola çıktığımızdan beri sürekli olarak kanalın geçmiş videosunu izliyor, mezarların üzerindeki sembole çok dikkatli bakıyordum. Bazı yazılar sembollerin altında bulunuyordu. Bu bilinmeyen sembolün bu köydeki mezarlarda ne işi var? Eski kalıntısal mezarlar olarak geçiyor, hatta Bizans döneminden daha eski olabileceği konusunda araştırmalar olduğunu söylüyordu. Gittiğimizde arkeolog kimliğimi kullanarak her türlü izni alabilecektim. Ama ben bunu istemiyordum. Çünkü eğer içinden bir hazine veyahut farklı bir şey çıkarsa beni oradan direkt uzaklaştırabilirdi yetkililer. Bu yüzden hiçbir şekilde yardım etmeyip köyü ziyaret eden bir ziyaretçi gibi takılacak ve daha sonrasında her fırsat bulduğumda o mezarları kendim inceleyecektim. Erdal çocukluktan beri arkadaşım olduğu için ona güvenim sonuna kadar vardı. Köye yaklaşmıştık. Erdal, seni iş telefonundan aramıştım. Bari kapatayım da beni arayıp ulaşamasınlar. Birkaç gün olmayacağımı zaten sekreterime ilettim diyordu. Sağ olasın kardeşim diyerek el sıkışıp birbirimize özel olan selamımızı vermiştik. Köy girişi ana baba günü gibiydi. Birçok üniversiteden gelen profesörler ve arkeologlarla doluydu. Mezarların tek tek incelendiği aşikardı. Ama bir lahit veyahut mumya bulurlarsa bu sıkıntı olabilirdi bizim için. Çünkü günlerce sürecek kampın habercisi olurdu. Köye hiçbir şey olmamış gibi girmeye başladık Erdal ile. Köyün muhtarı zaten habercilerin yanında şov yaparcasına sürekli olarak köyün güzelliklerinden ve geçmiş anılarından bahsediyordu. Birçok rivayet olduğuna dair yalanlar uyduruyor, taklalar atıyordu resmen. Tam bir çıkarcı adama benziyordu zaten. İçeriye doğru ilerlediğimizde
köylü birkaç tane amcayla karşılaştık. Ellerini öptük. Biz onlardan değiliz amcacığım. Sadece burayı ziyarete geldik. Neden geldiniz diye sorduğunda ise aklıma harika bir yalan gelmişti. Vallahi ben de öğretmenim. Arkeoloğum aslında. Ama bunlarla ilgilenmiyorum. Ben köyün tarihçesiyle ilgileniyorum. Gelmeden önce zaten telefonda köyün çok eski bir tarihçesi olduğunu, birçok medeniyet tarafından da kullanıldığını biliyordum. Buraya göçebe eden diğer köylüler ise onlardan devralmış evleri. Sahipsizlikten sahipliğe doğru gitmiş denilebilir. Amca dediklerimi duyduktan sonra biraz heyecanlanmıştı. Benim büyük büyük dedem buraya göçebe etmiş. Gelin size anlatayım, birer de çay koyarım diyerek müstakil evine doğru gidiyordu. Etraftaki araştırmacıların çoğu bizim şehirli olduğumuzu anlamıştı zaten. Siz hangi ekiptensiniz gibi sorulara, dedemizi ziyarete geldik diyerek yaşlı amcayı gösteriyordu. Sizinle bir ilgimiz yok yani deyip geçiştirmeye başlamıştık. Amca da bize karşı bir sıkıntı vermemeleri için, torunumdur yeğen hayırdır bir sıkıntı mı vardır diyerek gerçekten sinirlenir şekilde konuşuyor, bizi savunuyordu sağ olsun. Müstakil evinin bahçesine gelmiştik. Hanımına seslendi. Hanımından da razı olsun bize taze bir çay getirdi. Beraber içiyorduk, amcayı da dinliyorduk. Amcanın anlattıkları ama biraz garipti. Çünkü mezarlık hakkında konuşmaya başladığında ilgimi çeken daha farklı şeyler anlatmaya başladı. Bazı geceler oraya evlat, siyah kapşonlu insanlar gelir ve mezarların etrafında dururlar. Ama neden bilmiyoruz. Hatta o günlerde biz dışarıya çıkmayız diyordu. Hangi günler amcacığım söyleyebilir misin? Vallahi dedi düşünmeye başladı. Ayın 13'üdür 13'ü. 13'ünde gelirler hep. Her ayın 13'ünde o mezarın etrafında dolaşırlar. Daha sonra da bir şey yapıyorlar. Ateş de yanıyor. Oraya kimse yaklaşmaz. Tüfekle birkaç kere evlerimizi korumak için bahçelerde durduk. Baktık ki bizle ilgisi yok. Mezarlık dikkatlerini çekiyor. İn midir cin midir bilmeyiz. Caminin hocası vardır Musa. O da zaten söyledi. Size ilişmiyorlarsa siz de onlara ilişmeyin. Duanızı okuyun evinizde oturun. Ayın 13'ü olduğunda anlayacağın. Kimse akşam ezanından sonra dışarıya çıkmaz burada diyordu. Anlamıştım. Burası rivayetlerle değil, hala yaşamakta olan bir olay vardı. Ayın 13'ünde demek birileri geliyor. Ayın 13'üne daha 20 gün kadar vardı. Böyle bir şeyi beklemek beni bayağı geriye düşürürdü. Çünkü okuldan en fazla alabileceğim gözetim denetleme için 10 gün kadar izin vardı. Erdal bana doğru dönüp bir şeyler düşündüğünü söyledi. Amca da zaten yabancı gibi değil artık. Hem de onun karına gelecek şekilde konuşmaya başlamıştı. Amcacım, biz sana bir miktar para versek, burada senin evinde konaklasak olur mu? Hem erken gitmek istemiyoruz, hem de Curcuna'yı görüyorsun. Her insanı rahatsız ediyorlar. Daha sonrasında biz de köylülerle konuşmak isteriz diyordu. Tabii olur yavrum, paraya ne gerek var diyerek, arka odalar zaten boş, geçer oturursunuz. Benim çocuklar evlendi, hepsi şehre kaçtı gitti diyordu. Bu iyi haberdi, amcanın bizi misafir etmesi, hele ki akraba olarak tanıtması hiçbir şüphe kalmayacaktı üzerimizde. Daha sonrasında ise teyze bize doğru bağırdı. Yemek hazırdır gelin dedi. Gerçekten de kurt gibi acıkmıştık. Sadece yolda abur cuburlar yiyorduk. Tam içeriye girecektim ki sokaktaki curcunaya bakıyordum. Ama bunlar çok garipti. Çünkü bazı geçenlerin yüzlerinde garip dövmeler vardı. Anlam verememiştim. Belki bir gruba aittir diyerek hiç bozuntuya vermeden içeriye girdim. Yer sofrası kurulmuştu. Güzel güzel de yemeğimizi yedik. Sağ olasın amca ve teyzeciğim diyerek biz biraz etrafı gezelim. Akşama doğru geliriz dedik. Selametle çocuklar diyerek bizi yolcu etmişlerdi. Zaten araştırma kamplarının çoğu mezarın etrafındaydı. Bu yüzden o çadırların etrafında dolaşmak yerine köyün içine doğru ilerledik. Erdal'la birkaç kişi daha görmüştük. Yüzlerinde garip bir sembol işareti vardı. Sanki bir tarikat oluşumunun yaptığı bir simge gibiydi. Hatta köylülerden biri menduburlar diyerek bağırıyordu onlara. Köylünün yanına doğru gittik, selam verdik, selamımızı almadı. Hatta suratımıza doğru kapıyı kapattığında, ''Amcacım biz kimseden değiliz, şu yukarıdaki Emin amcaya geldik misafir olarak. Onun akrabasıyım.'' dediğimde kapıyı açtı. Bize tip tip baktıktan sonra ''Gelin içeri gelin.'' diyerek bir anda bizi içeriye davet etti. Erdal'la birbirimize bakmıştık ama girmekten başka da şansımız yoktu. Merakımızı giderecek bütün bilgiler bu adamdan bize gelebilirdi. İçeriye doğru girdiğimde ise duvarda benim aradığım sembolün aynısını gördüm. Adama doğru baktım. ''Bu sembol amcacığım, bu sembol de nedir böyle, çok güzel duruyor.'' dediğimde ''O sembol mü? O sembol işte bu mendeburların sembolüdür.'' diyordu.
Hala anlam veremiyordum. Peki amcacığım sen niye bunu taşıyorsun dediğimde, onlar aslında bunu arıyor biliyor musun? Ama onlara hayatta vermem. Bunu alırlarsa köye musallat olacak şerefsizler diyordu. Hanımı da deme şöyle bey, vallahi bir gün öğrenecekler. Sakla şunu, gelen geçen görmesin şunu diyordu. Anlamadığım birçok olay oluyordu burada ama önce sakin amcacığım, sen bize tane tane anlat. Adın nedir amcacığım dediğimde, Muhsin benim adım. O mezarlıkta buldum bunu. Bunu arıyorlar gece gündüz. Her ayın 13'ünde gelip orada cin çağırıyor onlar biliyor musun dediğinde, cin mi diyerek şaşırmıştım. Nasıl yani? Tam olarak anlayamadım dediğimde, anlatacağım anlatacağım. Hanım sen geç içeriye dedi. Hanımını içeriye komple yollamıştı. Erdal ile beraber Muhsin amcanın neler anlatacağını o kadar çok merak ediyorduk ki. Bu mendeburlar yüzyıllarca önce burada yaşamış. Buraya zaten büyücü köyü diyorlarmış. Burada yaptıkları büyüleri insanların üzerine salarak herkesi yok etmişler neredeyse. Bütün köylerin ortasına incir ağacı dikmişler denebilir. Kuraklık mı dersin, annelere musallat mı? Eli ayağı dönmüş bebekler doğuyormuş evladım diyordu. Muhsin amca o kadar sinirli anlatıyordu ki onlardan biri olsak maazallah bizi tüfeğiyle bile vurabilirdi. Daha sonrasını anlatmaya devam ediyordu. Ayın 13'ünde gelirler. Cinlerin büyüğünü çağırırlar buraya. Ama bir türlü getiremiyorlar onu. Bu sembol lazım onlara, bir sembol diyordu. Peki ama bunu nereden buldun Muhsin amcacığım? Onlardan nasıl alabildin dediğimde, aslında onlardan almadım. Zaten benden sonra geldiler buraya diyordu. Açık açık anlatırsan tane tane daha iyi anlarız dedim. Bak şimdi, bundan 10 yıl önceydi bu olay. Ben o mezarlıkları sulardım böyle. Alırdım üstündeki işte bitkiyi, toprağı. İyilik yapmak için. Hristiyan'ı Müslüman'a fark etmez. Allah rahmet eylesin. İyilik için yani. Bizim orada o zaman yan tarafta tarla vardı. O tarlayı kuruttu o şerefsizler diyordu. Amcacığım tamam da nasıl buldun sembolü diye sorduğunda, heh onu dersin. Bir gece boynumda bu asılı olan biri geldi. Mendebur suratlılardan. Aa bu yanağında yanağında bir tane işaret var, gördün mü sen onu dedi. Evet gördüm amcacığım. Tarikata benzettim ben de. Genelde hepsi aynı yere yaptırmış dediğimde, işte yaşlı bir kadın geldi, analarıdır onların diyordu. O boynunda asılıydı. Geldi bir mezara astı. Mezarın önüne de bir tane kavanoz koydu. Kavanozun içinde hayvan gözü mü dersin, dili mi dersin, kuş bacağı mı, her şey var. Anladım büyü olduğunu tabii ki. Evelallah hoca çocuğuyuz diyordu. Hoca çocuğuyuz demesi beni daha da heyecanlandırmıştı. Çünkü bu konular hakkında çok az bilgim vardı. Detaylı bilgileri Muhsin amcadan öğrenebilirdim. Muhsin amca o gün gidip sembolü aldığını, daha sonrasında o kavanozu bir yere gömdüğünden bahsediyordu. Peki ama bunu yaptıktan sonra sizi nasıl bulamadılar dediğimde, merak etmeyesin. Kendimi korumanın yollarını ben zaten biliyorum. O yüzden ben onları durmadan seslenirim de bağırırım. Onlar da bana yaklaşamaz diyordu. İyice heyecanlanmaya başlamıştım. Peki amcacığım bu sembolün anlamı nedir? Lütfen bana açıklar mısın dediğinde, aha da bu karanlıkların simgesidir oğul dedi. Tam olarak anlayamıyorum amcacığım. Biraz daha açar mısın dedim. Bu cin babanın sembolüdür yani. Canın sembolüdür diyordu. Nasıl yani? Hazreti Adem gibi ilk yaratılan o cin hala yaşıyor mu diye sorduğumda, hayır evladım öyle değil. Onun soyundan gelen kabilelere ait olduğu söylenir. Yani en şerli ifritlerin. Bu sembol sayesinde de insanlara büyü yapıldığında büyü tam tutar. Vallahi bizim hocalar bile karşısında dizleri titreyecek hale gelir diyordu. Peki bu sembol, bunu kırsak veya yok etsek olmuyor mu diye sorduğumda, bunu hissederler. Kendilerine yenisini yaparlar. Bu yüzden saklıyorum burada. Hayatta da bulamazlar, buraya da giremezler diyordu. Gerçekten evin her tarafında bir sure asılıydı tablo gibi. Peki, bu üzerinde yazan 4 tane harf var. Bunlar nedir? Lütfen bana yardımcı olur musunuz? O kadar eski dilleri araştıran dostum var bulamadı dediğimde ayağa kalktı. İlk sembol, bu C harfidir. Bu da bizde A'ya gelir. İkisi zaten aynı sembol. Biri üstü şapkalı gibi düşün ne, yeri de ne. Yani can. Şimdi anlıyordum. Peki size bir şeyler göstermem gerekiyor diyerek haberlerde gösterilen o videoyu açtım. Bu sembolün altında yazan yazıyı okuyabilir misiniz dediğimde, tabii okurum bunu. Bunu okumakta ne var diyerek okumaya başlamıştı. Güneşin söndüğünde karanlıklar tekrar ortaya çıkacak. Habis ruhlar
insanların ruhlarını yemeye başladığında ilk olanın soyundan gelenler her zaman kudretini insanları yiyerek yaşayacak. Aynen böyle yazıyor evladım dediğinde daha sonrasında durdu. Bu yazıyı daha önce görmüştüm diyerek ayağa kalktı bir anda. Arka odaya doğru gitmeye başladı. Tozlu bir kitap getirdi bize. Üstünü de üfledi. Etraf iyice toz olduğundan biraz öksürmüştük. Erdal olanları GoPro'ya kaydetmeye başladı. Muhsin amcaya kayıt alsak bir sorun olur mu? Gerçekten biz bu olayda senin yanında olmak istiyoruz diyerek ona destek verdiğimizi gösteriyordum. Al oğlum al. Ne alıyorsan al. Ben zaten ölüp gittiğimde en azından bunu koruyacak bir iki hoca çıkar belki diyordu. Ve kitabı derinlemesine açmaya başladı. Her sayfa özenle, elle nakşedilmişti. En önemli ise çizimler. Kusursuzdu çizimler. Peki hocam bu çizimler nedir böyle? Baksanıza çok değişik yaratıklar var. Mistik yaratıklara benziyor bunlar dediğimde. Ha bunlardan mı bahsediyorsun? Bunlar cin süleyetleri dedi. Biz Erdal'la birbirimize bakıp biraz topuklarımızla kendimiz geriye itmiştik. Çünkü kalbime gerçekten korku saplanmıştı. Cinler böyle mi gözüküyor yani demiştim. Hemen hemen. Hiçbir insan zaten onları kendi gözleriyle göremez. Bu yüzden meraklanmayın. Görebilenlerin çoğu da zaten göçtü gitti diyordu. Anlayamıyordum. Adam cinlerden bahsederken resmen çocuk oyuncağıymış gibi bahsediyordu. Daha sonrasında kitapta "Heh, burada işte" diyerek o sembolün aynı olduğu sayfaya gelmişti. Sembol hakkında birçok bilgi olan yazı olmalıydı burada. Lütfen okuyun, lütfen okuyun Muhsin amcacığım dediğimde okumaya devam ediyordu. Bu mühür açıldığında yapılacak mezarların hepsine birer insan konmalı. İnsan konduktan sonra ise lahitlerde veyahut küplerde bekletilen, ölmek üzere olan yaşlı cinler insan bedenine adapte edilir. Daha sonrasında insan ruhu onlara bağışlanır. Bu sayede yaşam sürelerini daha da uzatırlar ve ölümleri daha da gecikir. Hoca başını bize doğru kaldırdı. Endişeli gözlerle bize baktı. Mezarlar kendiliğinden çökmemiş. O tarikat üyeleri açmış bunları. Oraya gelen insanları koyacaklar ve beklettikleri habis ruhları onların içine sokacaklar diyordu. Hemen gitmemiz gerek dediğinde kapıyı açtığımızda hava iyice kararmıştı. Ne yapacağız hocam? Gidecek miyiz oraya dediğimizde? Gideceğiz evelallah dedi. Anımı endişeli şekilde ona sesleniyordu. Yapma Muhsin, etme Muhsin gitme. Sabah git gideceksen diyordu. Öyle şey olur mu hanım? İnsanları katledecekler diyerek bir anda yolda bastonuyla hızlı hızlı gitmeye başladı. Erdal'la bir sembolün peşinden gelmiştik. Bir anda cinlerin arasına düşmüştük resmen. Erdal geri dönmemiz hususunda beni birkaç defa uyardı. Ama bunu yapmak istiyorum Erdal. Gerçekten öğrenmek istiyorum ne olduğunu. Eğer o sembol gerçekten böyle şeylere gidiyorsa onu elde etmek istiyorum demiştim. Erdal bana takıntılı olduğumu, sürekli olarak gizemi çözmek için araştırmalarda bulunduğumu ama artık her şeyi öğrendin, geri dönebiliriz diyordu. Ama bunun sonu yok gibiydi. O sembolün arkasındaki tarikatı da öğrenmek istiyordum. İyice merakım beni içten içe yemeye başlamıştı. Gerçekten çadırların olduğu yere doğru gittiğimizde çadırların hepsi yırtılmış, kan gölüne dönmüştü resmen. Çadırların üzerinden akan kanları gördüğümde kanlar şeklinde yine o sembol yapılmıştı. Hemen jandarmayı aramalıyız diye telefona sarılacaktım ki hoca benim el bileğimden tuttu. Sakın, sakın böyle bir şey yapma. Nasıl açıklayacaksın bu durumu? Tarikatçılar geldi öldürdü mü cinlerle diyeceksin. Hadi hemen geri dönüyoruz diyerek bizi geriye götürüyordu. Ama bu sesler de ne böyle? Garip sesler sağımızdan ve solumuzdan fısıldamaya başlamıştı. Anlayamıyordum. Ne oluyor burada? Bu sesler de ne diyerek Muhsin Hoca'ya doğru döndüm. Muhsin Hoca hiçbir şekilde bizimle konuşmuyor, sadece aceli bir şekilde önde bir şeyler mırıldanarak devam ediyordu. Arkasına takılmış şekilde gidiyorduk ama çatılarda, evlerin pencerelerinde siyah garip şeyler görmeye başladık. Kalbim deli gibi atmaya başlamıştı. Korkar bir biçimde tam bahçeye girecektik ki Muhsin Hoca'nın önüne simsiyah bir şey çıkıp bağırdı. Hoş geldiniz. Bir anda korkar şekilde bahçeden kaçarak dağılmıştı. Erdal bir tarafa koştu, ben bir tarafa. Muhsin Hoca'ya ne olduğunu bile bilmiyordum. Avazım çıktığı kadar bağırıyor, yardım edin diye bütün hanelerin kapılarına gidiyor tekmeliyordum.
Ama kimse bana kapıyı açmıyordu. Hatta bazıları ışıklarını kapatıyordu ben kapılarına vurduğumda. Hiç kimse yardım etmemesi üzerine sesler daha da artmaya başladı. Sanki etrafımda bir şey dönüyor veyahut benimle ilgileniyormuş gibi konuşuyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kalbim çıkmak üzereydi. Aklıma cami gelmişti. Evet cami. Cinden oraya giremez. Kafir olanlar oraya giremez diyerek koşar adımla cami arıyordum. Yukarıya doğru baktım. Minareyi görmüştüm. Oraya doğru koşuyordum ama etraftaki siyahlıklar artık daha belirgin olmuştu. Önüme birkaç tane çarşaflı çıkmıştı. Onları geçer şekilde gözlerimi kapatıp koşuyordum. Caminin bahçesine doğru kendimi attım. Daha sonrasında caminin kapısına dayanmıştım. Kapı kilitliydi. Açılmıyordu. Penceresi açıktı ama birinci kata benzer biraz uzaklıktaydı. Ağaca doğru tırmandım ve ağacın dalından oraya doğru atlayacaktım. Daha fazla dayanamayarak hızlı bir şekilde kendimi oraya doğru fırlattım. Son anda tutunmuştum. Zorla kendimi içeriye doğru atmak için iyice yukarıya doğru çektim. Az daha pencerenin tahta olan alt tarafı çatlamıştı, kırılıyordu. İçeriye sonunda kendimi atabilmiştim. İçeride Allah'tan ışıklar yanıyordu. Hemen nefes almaya başladım yavaşça. Çünkü o kadar çok koşmuştum ki ciğerlerim yanıyordu resmen. Dışarıya doğru baktığımda caminin dışındaki sokakta o siyahlıklar bana bakıyordu. Sabah ezanı. Biliyorum sabah ezanı. Sabah ezanına kadar burada durmalıyım diyerek kendi kendime biraz konuştuktan sonra camideki alt kata doğru ilerledim. Sabah ezanıyla zaten imam gelecekti ve buradan kurtulacaktım. Aklımdaki tek plan buydu. Aşağıda yiyecek bir şey var mı diye ne kadar bakınsam da sadece su görebilmiştim. Biraz su içmek iyi geldi. Kendimi sırt üstü yere doğru bıraktım. O kadar yorulmuş ve beynim uyuşmuştu ki hızlı nefes almaktan artık takatim kalmamıştı. Sabaha doğru kapıdan gelen kilit sesleriyle uyanmıştım. Kenara doğru çekildim, ışığın ortasına geçtim. Hala tırsıyordum çünkü. İçeriye caminin imamı olduğu düşündüğüm kişi girmişti. ''Sen nereden kaldın ya burada kardeşim?'' diyerek içeriye doğru girdi. Her şeyi anlatmaya çalışıyordum ama heyecandan o kadar hızlı anlatıyordum ki adamcağız beni anlamıyordu bile. Beni silkeler şekilde kendime getirdi. ''Bir dur kardeşim, sakin ol, tane tane anlat şunları bakayım.'' dedi. Her şeyi anlattım. Muhsin Hoca'dan, ondan bundan, her şeyden anlattım. Ama bana güler şekilde cevap veriyordu. ''Yahu sen delirdin bir kardeşim, ne anlatıyorsun? Ne Muhsin Hocası, ne oyu ne buyu, Muhsin diye biri yok ki bu köyde.'' diyordu. ''Nasıl yahu, Emin amca aldı beni götürdü, çay içirdi, her şeyi anlatıyordum.'' Hoca beni sakinleştirdi. ''Şimdi ezanı okutayım. Daha sonrasında da bir namaz kılalım seninle. Bana evi göster olur mu?'' dedi. ''Hem arkadaşın da kaçmış bak, onu da buluruz.'' diyordu. ''Tamam.'' demiştim. Dediği gibi ezanı okuttu. Onu bekledim. Onunla beraber namaz kıldım. 2-3 tane de cemaatten adam gelmişti. Bana tip tip bakıyorlardı. Büyük ihtimalle beni araştırma ekibinden zannettikleri kesindi. Hoca ''Hadi göster bakalım. Nerede şu ev?'' diyerek benimle beraber geliyordu. Heyecanlı bir biçimde hala anlatıyordum. Din sembolünden, candan gelme olduğunu vesaire vesaire. Hoca bana deliymişim gibi gözlerle bakıyordu. Hiçbir şekilde inanmıyordu. Ama gerçekten o Muhsin amcanın evinin önüne geldiğimizde ev harabe haldeydi. ''Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.'' dedi hoca. Bahçenin kapısını açtı. ''Bu evden mi bahsediyorsun?'' dedi. ''Evet.'' diyerek şaşkın bir şekilde başımı salladım. ''Yahu tamam, burada bir hoca yaşıyordu ama yani 10 yıl mı oldu desem, 20 yıl mı oldu? Öldü gitti adamcağız ya. Burası yıllardır kullanılmıyor. Hatta bir tane sorumsuz çocuğu var. Arada bir gelip burası para ediyor mu diye muhtara soruyor. Hala etmediğini öğrendiğinde birkaç saat durup çekip gidiyor.'' diyordu. O kadar dona kalmıştım ki. ''Ben burada oturdum ya. Vallahi hocam buradaydım yahu. İnanmıyorsun ama eşi bile hatta gördüm. İçeriden bir kitap getirdi tozlu. Arka tarafta. İkinci odadan getirdi hatta. Salonunda bu simge vardı içeride. İçeriye giremez miyiz?'' dediğimde ''Vallahi şu anda giremeyiz ama oğlunu ararım istiyorsan. Muhtarda numarası vardır. Belki anahtarı getirir. Alıcı bulduk zaten bakmak istiyor.'' dediğimizde ''Pırlar gelir.'' diyordu. Ama benim o zamana kadar vaktim yoktu. Biz
Geldik kapıyı kırdık baktık deriz olur mu dediğimde olmaz öyle şey olur mu yahu dedi ama bir hışımla bir anda yanından geçip kapıya doğru tekme atmıştım. Zaten uzun zamandır bakılmadığı o kadar belliydi ki tek bir ayak darbesiyle direkt olarak kapı kırılmıştı. İçeriye doğru giriyordum. Hoca ne kadar yapma etme olmaz böyle şeyler yasak jandarmayı verirse ne yaparız diyordu ama hiçbir şey umurumda değildi. Telefonun flaşını açtım. Evin içine doğru çevirmiştim. Ev gerçekten geldiğim gibi aynıydı. Ama hiçbir şey yoktu. O duvarda asılı olan sembol de yoktu. İçeriye doğru ilerlediğimde siyah bir şeyin geçtiğini gördüm. Acaba Muhsin Hoca Müslüman bir cin olabilir miydi? Bizi ağırladı. Onlara da mendebur diye bağırıyordu çünkü. Aklımdan bu soru geçtiğinde hemen dışarıya doğru çıktım. İmama bir soru sormak istediğimi biliyorsa da kesinlikle saklamamasını istedim. Tamam diyerek başını salladı. Burada yaşayan hoca, Müslüman cinleri var mıydı diye sorduğumda şaşırmıştı. Sen bunu nereden biliyorsun diyerek endişeli bir şekilde bana sordu. Sana anlatıyorum ya yarım saattir hocam. Buradaydım gerçekten. Oturdum, muhabbet ettim. Arkadaşımla beraber oturdum bir de. Bana o sembolün neler olduğunu, her şeyi anlattı yahu diyordum. Hoca bana yavaşça inanmaya başlamıştı. Hatta buradan çıktık, çadırların oraya gittik. Hepsi öldürülmüştü. Jandarmayı aramayın, nasıl açıklayacaksın diye bileğimden tuttu dedim. O zaman gel bir oraya doğru gidelim dedi. Hocayla beraber koşar adımlarla çadırların olduğu yere gidiyorduk. Gerçekten çadırlardan hiçbir şey kalmamıştı. O kadar insan nereye gitmiş olabilirdi? Hoca da şaşkın bir biçimde burada 10 tane çadır yok muydu yahu? Bir gecede niye gitsin herkes diyerek yavaşça ilerlemeye başladık. İlerledikçe mezarlığa yaklaşıyorduk. Uzaktan gördüğümüzde birkaç tane meşale tarzında ateş yanıyordu. O yöne doğru baktı, bir şeyler okudu. Hemen buradan gidiyoruz dedi ve benim kolumdan tutar şekilde hızlı bir biçimde götürüyordu. Ne oldu hocam? Ne gördünüz dediğimde parmağıyla sus işareti yaptı. Ama ne oluyor hocam? Bana da söyleyin lütfen dediğimde ağzımı kapar şekilde elini koydu. Anladığım kadarıyla hiçbir şekilde bu konu hakkında konuşmamı istemiyordu. Onun evine gelmiştik. Eve girer girmez içeriye doğru gitti. Bir tane telefon vardı onu çıkardı. Telefonla birini arıyordu. Merhabalar benim. 15 yıl kadar önce gelip bir şey söylemiştiniz bana. O şu anda oluyor. Gözlerimle gördüm dedi. Daha sonrasında telefonu kapattı. Buradan sakın çıkmıyorsun dedi ama dışarıdan Erdal'ın bağırma sesi gelmişti. Bu Erdal. Erdal diyerek kapıyı açtığımda kapının önünde yüzlerce o siyahlı varlıklardan vardı. Hepsi bize bakıyordu. Garip bir şekilde bir şeyler söylemeye başladılar. Ziharin, ziharin, ziharin. Hoca beni bir anda üstümden çekip içeriye doğru attı. Kapıyı kapattı, sırtını kapıya doğru yasladı. Ellerini dua eder şekilde kaldırdıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okuyordu. Benim elim ayağım yavaş yavaş bükülüyor gibi olduğunu gördüğünde üzerime doğru kapaklandı. Ellerime doğru bir şeyler daha okuyarak üflemeye başladı. Ellerimin dönmesi, kemiklerimin bükülmesi durmuştu. Hoca, şimdi bekleyeceğiz. Buraya gelecekler ve bize yardım edecekler diyordu. Kimin neyden geldiğinin bir önemi yok. Ben Erdal'ı bulup buradan defolup gitmek istiyorum dedim. Ama yapacak bir şey de yoktu. Beni kaldırıp koltuğun üzerine doğru oturttu. Daha sonrasında içeriye gidip defter tahtında bir şey getirdi. Defteri açtığında bu benim araştırdığım semboldü ama daha farklı şekilde. Sembolün buna benziyor değil mi dedi. Evet demiştim. O Muhsin Hoca'da bulunan değil aslında. Bu daha farklı bir şekli dediğimde evet bu ilk hali. Daha sonrasında o gördüğün yüzünde olan dövmeli insanlar tarikatı oluşturduktan sonra sembolü düzenlediler. Ve daha fazla tılsım kullandılar. O Muhsin denilen şey söylemiş. Artık cin mi insan mı? Rabbim bilir. Hiç öyle birini tanıyamadım bu köyde diyordu. Dışarıdan sesler gittikçe artıyor. Ayın ışığının eve girmesini sanki engelliyorlardı. Zifiri bir karanlık çökmeye başladı. Hoca direkt defteri kapattıktan sonra onu koltuğun altına doğru koydu. Ve okumaya başladı. O okudukça etraftaki siyahlıklar dağılıyor. Ve pencerenin önündeki ay ışığı içeriye doğru giriyordu. Bütün sokak ışıkları kapanmış, zifiri bir karanlığa çökmüştü köy. Hoca daha çok köylüye neler olduğunu merak ediyordu. Onların gazabından korunamayacak haneler var.
namaz kılmayan veyahut ağzında bir dua olmayan, onlara yardım etmem gerekli ama buradan çıkarsak da önümüzü göremiyorum diyordu. Zaten güneşin doğmasına da çok az kalmıştı. Birazcık daha bekledikten sonra günün aydınlanma vakti geldiğinde dışarıya doğru kendimizi attık. Etrafta hiçbir şey yoktu ama bütün hanelere M harfi sembolize edilmişti. Bunun anlamını okumuştum daha önceden. Mecnun, dinlenmiş hanelere denir. Hocanın hanesine bile yapılmış olan bu sembolden sonra bütün köylülerin evlerini gezmeye başladık. Bazıları akşam olanları bildiklerini ve sadece Kur'an-ı Kerim'e sarılıp Kur'an okuduklarını söylüyor. Bazıları namazda bulduklarını huzuru. Ama birkaç tane hanenin evinin kapısı ne kadar çalsak da açılmıyordu. Zorla kıracaktık. Erdal'dan da bir haber yoktu. Gittiğimiz her haneye, gördüğüm her insana Erdal'ı tarif edip soruyordum ama hiç kimse görmemişti. Kapıları omzumuzu vurarak kırmaya başladık açmayanların. İçeriye girdiğimizde ise Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi ağzı burnu bükülmüş, yamulmuş elleriyle beraber oldukları yerlere yığılmışlar. Ağızlarından böcekler fışkırıyor, evin etrafından kara kara yılanlar geziniyordu. Hoca evden çıkmamızı söyleyerek herkesi çıkarttı. Daha sonrasında 5-10 dakika kadar kendi içeride kaldı ve o da dışarıya çıkıyordu. Diğer hanelerin hepsinde de durum aynıydı. Kapısını açmayan bütün hanedeki insanlar çarpılmış şekilde ölmüştü. Hoca köy ailesindeki birkaç kişiyi seçti. Diğer olan herkesin hanelerine dönmesini ve sadece Kur'an-ı Kerim okumasını istedi. Hanelerdeki yaşayan insanların hepsi, yani köylüler, hocanın sözüne tamah ediyorlardı. Hepsi geriye döndükten sonra ölmüş olanları tek tek çıkardık. Hepsini seyyar araçlara koyar gibi bir traktörün arkasına doğru koyduk. Traktörle beraber onları taşıdıktan sonra camiye götürdük. Hepsinin abdestini aldırdıktan sonra da toplu bir şekilde defin etmek üzere köyün yanındaki arsa gibi bir yeri kazmıştı. Kazıyorduk kazmasını ama hala sembolle ilgili bir şey yok veyahut çadırların nereye kaybolduğu hakkında bir soru sormaya bile tenezzül edemiyordum. Hocanın telefonu bütün defin işlemleri ve Kur'an okumalardan sonra bir kez daha çalıyordu. Telefonu açar açmaz defin işlemlerindeydik. Caminin orada buluşalım lütfen dedi. Oraya doğru gidiyorduk. Gidiyorduk gitmesine ama uzakta ağaçların arasında Muhsin amcayı görmüştüm. Hemen cami hocasını dürttüm. Bak Muhsin hoca şurada diyerek gösterdiğimde orada yoktu. Hoca, sanrılar görmen normal veyahut sana gözükmek istemiş olabilir. Şimdi işimiz daha önemli, buna odaklanalım diyordu. Caminin önüne geçmiştik, sadece bekliyorduk orada. Bize yardım eden diğer köy ailesi de evine dönmüştü. Herkes evinde Kur'an-ı Kerim okuyacağı için hoca çok rahattı ve içeriye doğru bir tane cübbeli adam geldi. Ama oldukça iri yarıydı, görünüşü korkutucuydu. İkisi de selamlaştıktan sonra birbirinin elini sıktı. Bana doğru baktığında hoca beni göstererek merak etmeyesin, yabancı değil köydendir dedi. Sırtımı sıvazlar şekilde camiye doğru götürdü beni. Üçümüz de camiye girmiştik ama adamın her yerinde garip dövmeler vardı. Sanki üzerine birçok tılsım yapılmış gibi duruyordu. Semboller eski lahitlerde gördüğüm birkaç tanesini andırıyordu. Birisinden kesinlikle emindim. Büyülerle uğraşan Babil döneminden bir simgeydi bu. Hatta bu tarikata üye olduğu halde Müslümanlığı seçmeyen diğer tarikat üyeleriyle birbirleri arasında savaşmışlardı. Bundan emindim. Bu adam her neyin nesiyse sanki geçmişten geliyor gibiydi veyahut geçmişin uzantısı gibi. Caminin içerisinde daha rahat şekilde konuşmaya başladılar. Hepsi burada mı, hepsini gördün mü diyerek cami hocasına soruyordu. Cami hocası başını salladı, hepsini gördüm. Lakin bir sorun var, bahsedilen o yaşlı, o da oradaydı dedi. O yeni gelenin gözü açılmıştı. Demek burada diyerek çantasını açtı. Çantasından tam da araştırmasını yaptığım o kağıdın üzerinde resmi olan sembolü çıkarmıştı. Kağıdı göstererek yıllardır bu sembolün peşinde koşuyorum ben. Hatta buraya geldiğimde çürük bir evde, yani yıkık dökük, oraya bizi davet eden biri oldu. Kendisini Muhsin Hoca diye tanıttı ve bana kara kaplı tozlu bir kitaptan içindeki okuduklarını söyledim. Bana doğru şaşkın şekilde bile bakmıyordu. Güzel işte, Rahmani bir cinle karşılaşmışsın. Her insana nasip olmaz. Demek ki sembolün gerçek koruyucusu o. Onu arıyorlar büyük ihtimalle. Evde görmüştün değil mi dedi. Evet ama buraya gelmeden önce
Yani ölmüş köylüleri gömdükten sonra onu ağaçlık alanda gördüm. Bana doğru bakıyordu sadece. Hocaya doğru dönüp, hocaya göstermek istediğimde ise bir anda ortadan kaybolduğunu söylüyordum. Anlıyorum. Merak etme, sana görünmüş. Onun nerede olduğunu hemen bulurum dedi. İki elini sanki düğünde oynar gibi şıklatmaya başladı. Sekron oluyordu bu şıklatma sesleri. Kulağıma melodiden çok bir şeylere çağrı gibiydi. Ve kapı çalmaya başladı. İzin var girebilirsin diye bağırdı o adam. Kapı açıldığında bu Muhsin amcaydı. Bize doğru yaklaştı. Bu cin mi insan mı bir türlü anlayamıyordum. Arapça şekilde konuşuyordu. O Arapça şekilde konuştukça o yeni gelen hoca şeklindeki iri yarı adam da Arapça konuşmaya başladı. İkisi arasında hararetli bir konuşma vardı sanki ve yerden kalkıp Muhsin hocaya doğru avucunun içi alnına doğru koydu. Daha sonrasında sol elini kalbine doğru götürdü ve bir şeyler okumaya başladı. Her ne okuyorsa Muhsin hocanın göz bebekleri gittikçe kayboluyordu. Bembeyaz gözleri kaldı adamcağızın. Onu öldürüyor mu diye atıldığımda cami hocası sanki bana çelme takar gibi sol ayağıma doğru vurdu. Sağ ayağıma çarparak birbirine dolanıp yere yığılmıştım. Kesinlikle dokunmak veyahut karışmak yok. Orada bekle. Sadece izle ve içinden bildiğin duaları et diyordu. Korkmaya başlamıştım. Dediği gibi sadece bildiğim duaları okumaya başladım. Daha sonrasında o adam elini alnından çekti Muhsin Hoca'nın. Muhsin Hoca bir anda simsiyah bir duman bulutu gibi oluyordu. O adamın ağzından içeriye giriyordu. Bunu gözlerimle görebiliyordum. O adam tamamen onu ağzından içeriye aldıktan sonra bana doğru baktı. Arkadaşın hala yaşıyor. Onu yakalayıp mühürlemişler ama onu kurtarmak çok zor. Önce mühürleri aşmamız gerekecek. Bu bir savaş aslında diyordu. Neyin savaşı diyerek ağlar şekilde ayağa kalktım. Ben sadece bir sembolün peşine düşmüştüm. Benim tek derdim buydu. Zaten sembolde neler olduğunu sana söylemiş ya bu Müslüman cin. Can yazıyor ve onun soyundan gelenler, kafir olanlar bunu kullanmak istiyor. Müslüman olanlar ise onu korumaya almış işte. Sen belanı aramışsın diyordu bana. Haklıydı aslında. Erdal da kaç defa beni uyardı. Üstündeki yazıyı öğrendin zaten. Çekip gidelim dediğinde ben üstelemiştim. Suçumun farkındaydım ama bunu telafi etmek istiyordum. En azından Erdal'ı kurtarmak için her şeyi yapmak istiyorum dediğimde elini bana doğru uzattı. Bana Ahmet diyebilirsin dedi. Elini sıktım. Ahmet hocam peki ne yapacağız dediğimde cami hocasına doğru döndü. İmam sen minareye çık ve avazın çıktığı kadar gerekli tılsımları oku. Hem köylüyü koru hem bizi diyordu. Tabii ki de diyerek o minareye çıkmaya gitmişti. Biz de Ahmet hoca ile beraber köyün dışında o çadırların kurulduğu yere doğru gidiyorduk. Ama endişeliydim. Burada yüzlerce ölü vardı. Emin misiniz diyerek sorduğumda merak etme benimle gel diyordu. Etraftaki karanlıklar gene atmaya başlamıştı. Hatta bazı yerlerden garip fısıltılar geliyor. Sağıma soluma baktığımda onlara odaklanma. Sen ruhani olarak onlardan korktuğunda senden beslenerek seslerini sana daha net duyururlar. Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Sana benim yanımda bir şey yapamazlar. Bir şey olacaksa da her şeyi üzerime alırım. Senin kaçman için elimden geleni yaparım demişti. Bu sözlerden sonra içim gerçekten çok rahat ediyordu. Çadırların olduğu yere geldiğimizde her yerde M işaretinden ziyade hanelerde o semboller çizilmeye başlamıştı. Ahmet Hoca yanında getirdiği çantadan birkaç tane şişe çıkardı ve sembollerin üzerine doğru döktü. Sana Muhsin gibi kendini tanıtan o cin sana her şeyi anlatmış aslında. Kendisine bir şey olursa arkasında bir haberci bıraksın gibi. Söylediği her şey doğru. Büyük ihtimal arkadaşını da kefenleyip o mezarların içine koydular. Buraya gelenlerin hepsini de adak eyleyecekler diyordu. Mezarların olduğu yere doğru gittik. Gerçekten mezarın içi o siyah varlıklarla dolu, yüzlerinde o dövme olan insanlar da vardı. Buraya çağıracaklarımdan sonra ortalık karışacak. Senden istediğim tek bir şey var. Mezarların içine atlayacaksın ve insanları dışarıya çıkaracaksın. Ne olursa olsun korkma veyahut heyecanlanma. Sen onları dışarıya çıkart. Toprağın üzerine koy bize yeter diyordu. Bize yeter derken etrafta garip bir hissiyat oluşmaya başladı. Bunlar da ne böyle diye düşündüğümde hepsi Muhsin'in arkadaşı merak etme. Burada bu sembolü korumakla görevli olan Müslüman cinler diyordu. Bu durum
gittikçe beni heyecanlandırmaya başladı. Daha sonrasında ise bir şeyler okuyor ve o hissiyatlar gittikçe artıyordu. İçeriye doğru sanki ok gibi saplanan garip siyahlıklar etrafı karıştırıyordu. O büyücü denilen kadın oradaydı. En köşede sanki bir padişah gibi tahtın üzerinde oturuyor, yanında ise köle gibi bekleyen yüzü dövmeli o tarikat üyeleri vardı. Allah'ım bana yardım et. Ben sadece merakım için buraya geldim. Buradan arkadaşımı kurtarabileyim diyerek dua ediyordum. Daha sonrasında Ahmet Hoca bana işaret etti. Devam et diyerek bağırdı ve ben de koşarak gidiyordum. Ahmet Hoca'ya doğru baktığımda ise göz bebekleri yoktu. Sadece gözleri beyazlaşmış şekilde artık ne okuduğunu bilmesem de okuduğu şeyler yüzünden bana doğru gelen siyah varlıklar engellenir şekilde parçalanıyor, yanımda dağılıp gidiyordu. Dediği gibi mezarların arasına girmiştim. İşaretli olan mezarlar tamamen açık şekilde bekliyor, kıbleye tamamen ters şekilde konulmuş insanlar vardı. Kefenlenmiş şekilde bekliyorlardı. Hepsini içeriye doğru atlayarak yukarı doğru bir hışımla kaldırmaya çalışıyordum ama hiç gücüm yetmiyordu. Daha sonrasında yanımda o hissiyatları hissettim. Sanki bana yardım ediyorlarmışçasına bir anda hafiflemişti. Kaldırıp dışarıya doğru atıyordum ama her tarafta böcekler ve yılanlarla doluydu. Dışarıya doğru tırmanmak için toprağın olduğu yere ayakkabımın uçlarıyla sert bir şekilde vuruyor, kendime basamak yaparcasına mezarların içinden çıkıyordum. 5-6 kadarını böyle çıkarmıştım ama daha çok vardı. Gücüm ve takatim neredeyse kalmamıştı ki köylülerin hepsi bize doğru geliyordu. Şaşırmıştım. Arkamdan ise garip bir ses geldi. "Demek sembolün peşinde koşup sürekli olarak araştıran sendin," dedi. "Nasıl yani?" diyerek arkama döndüğümde o kadın ölmüş gibiydi sanki. Derisi çürümüş, hatta derisi patlamış gibi yarıklarla doluydu. Vücuduna doğru sıvı şekilde kan sızıyordu. Daha çok sulu kan gibiydi ve "ne demek istiyorsun?" diye kekeleyerek sorduğumda "senin sayende sembolün sırrının çoğunu çözdük. Sen dostlarına bununla ilgili sorular sorduğunda araştırma yaptılar ve bizim bir türlü ulaşamadığımız, sadece Ademoğullarının ulaşabileceği bilgileri bize getirdiler." "Nasıl yani?" diyerek anlayamamıştım. "Arkadaşlarım aslında semboller hakkında bilgiler buluyordu ama siz onların diline girerek bana..." Anlıyordum şimdi. Demek ki bunca yıldır o kadar iyi olduğunu bildiğim dil bilimciler veyahut araştırmacılar bu tarikatın zaten gözetimindeymişim. Ben aslında onlara yardım etmişim diyerek kendimi kahreder şekilde toprağa vuruyordum ki Ahmet Hoca yanıma doğru geldi. "Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Senin işini burada bitireceğim," dediğinde o yaşlı kadın sadece kahkahalar atıyordu. Kahkahalar ki ne kahkahalar, kulaklarımı tırmalıyordu resmen derken köylülere baktığımda hepsi mezarlara bir bir giriyor, oradaki kefenlenmiş insanları kurtarmaya çalışıyordu. "Zaten yeterince balçığı öldürmüştük ama yeni getirdiklerinde bize uyar seni cinli," dediğinde Ahmet Hoca'ya doğru cinli demesi beni korkutmuştu. Geriye doğru sürüklenir şekilde kendimi götürüyordum ki imam gelmiş yanımda bitivermişti. "Merak etme, şu anda konuşan o Muhsin amca dediğin kişi. Ahmet bedenini onun kullanmasına izin veriyor," dedi. Şaşkınlıktan artık dilim tutulmuştu resmen. Daha sonrasında ikisi de birbirine doğru bilmediğim dilde bağırmaya başladı. Ve etrafta beyaz çarşaflı birçok cinli oluşunca o yaşlı kadının gözleri korkar şekilde etrafa bakıyordu. "Sizin sayınız bu kadar olamaz, bu kadar olamaz," dediğinde "bizim sayımız aslında bundan da fazla," dedi ve arkasında da beyaz çarşaflılar belirmeye başladı. "Ne yapacağımı bilmiyordum, merak etme," dedi imam. Daha sonrasında ise hepsi parçalanır şekilde yok olmaya başladı. Beyaz çarşaflıların hepsi saldırıyordu, durmaksızın hem de. Bütün kefenlenmişlerin kefenleri de bir bir kopmaya başlamıştı. İnsanlar ne olduğunu anlamadığı şekilde kendine geliyor, etraftaki bir yoğun enerji yüzünden ise tekrar bayılıyorlardı. Sonunda hepsi ölmüştü, bir tek o yaşlı kadın kalmıştı. Ahmet Hoca ona doğru yürüdü ve ve ağzından şu cümleler çıktı: "Mühreyl bi er ele cinni, bi er mühür, bi er erzana." Daha sonrasında ise
Daha sonrasında ise karanlık bir duman şeklinde elinden içeri akıp gitti. Ne olduğunu bilmiyorum ama etrafta hiç o siyah dumanlardan kalmamıştı. Ahmet Hoca bize doğru döndü. Konuşan Muhsin'di biliyordum ama bize doğru seslenerek herkesi köye doğru taşıyın. Yardımcı olacak dostlarım size dedi. Bizler ise zar zor yürüyebilenlerin omuzlarına girmiştik. Erdal'ı imamın evine doğru götürmüştüm. Kendine gelir gelmez korkar bir şekilde bağırıp çığlıklar atıyordu. Sakin ol, ne oluyor dediğimde, oğlum beni kaçırdılar lan, siyah varlıklar, cinler var lan etrafta diyerek deli deli sesler çıkarıyordu. Ona yalan söylemek zorundaydım. Sakin ol oğlum, geldiğimizden beri uyuyorsun, kafayı mı yedin, kabus mu görüyorsun anlamadım ki diyerek geçiştirmeye çalıştım. Kabus mu? Etrafına baktı, gerçekten bir evdeydik. Oğlum gittik, hani Muhsin amcayla konuşuyorduk, hatırlamıyor musun dedim. Evet hatırlıyorum işte. Ondan sonra böyle böyle oldu diyerek yaşadıklarımızı anlatıyordu ama. Hayır oğlum saçmalama. Ondan sonra imam geldi. Orada sohbet ettik. Geldik buraya, imamın evinde uyuduk, misafir etti ya bizi dedim. Hiçbir şey hatırlamıyorum kardeşim, biliyor musun? Gerçekten nasıl bir kabustu ama. Her şey gerçek gibiydi dedi. Daha sonrasında toparlandı. Hiçbir şey olmamış gibi. İmamla vedalaştıktan sonra köylülere de görünmeden aracımıza binip eve dönüyorduk. Hatta yolda bana Erdal birçok kez de takıldı. Lan manyak, o kadar görmek istiyordum. Mezarlığa gitseydik bari. Göreydin de öyle döneydik. Boşver kardeşim boşver. Zaten ne olduğunu öğrendim. İçimdeki bütün her şey bitti. Artık sınıfıma ve işlerime odaklanacağım diyordum. Heh şöyle ya, sonunda düzeldin diyordu. Eve döndüğümüzde ise o akşam garip bir şey oldu. Banyoya girdiğimde Muhsin Hoca'nın siluetini aynada gördüm. Elimi yüzümü yıkayıp salona geldiğimde salonda o, onun sakladığı ve koruduğu o sembol duruyordu. Üzerinde ise sarı bir kağıdın üzerine yazılmış bir yazı vardı. Yaşamım boyunca o sende kalsın. Daha sonrasında ben onu geri alırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim şerli varlıkların şerrinden bizi korusun inşallah. Çalışan dostlarıma kolaylıklar, şifa bekleyen dostlarıma ise acil şifalar dilerim. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım.